Şu an neredeyiz? Şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu an Hisar. Neydi bizim olan? Neredeyiz? Hisar, Karakekik Yaylası, Başoluk Çeşmesi. Başoluk Çeşmesi'ndeyiz. Evet. Dev bir ardıcın kökünden çıkan bir kaynak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok dermişim. Şöyle bir gar suyu bulun gibi. Bugün 5 Temmuz 2020. Kuşlara bak kuşlara. Oo, hiç kaçmıyorlar görüyor musun? Su içmeye gelmişler. Şimdi buradan arkadaşlar nereye gideceğiz? Buradan 2358 rakımdaki Tepekuyu mevkii var. Tam zirve kısmında zirve yapacağız. Ve Tepekuyu mevkiinden görüşmek üzere. Bu kuşlar benim çok hoşuma gitti. Bunlar ne kuşu? Ufacık ufacık. Gidiyorum. Burası Başoluk. Başoluk'un kuşları. Görüyorsunuz. Su içiyorlar, minik minik kuşlar. İnsandan korkmuyorlar. Çünkü insan görmemişler. Bilseler ki bizim nasıl bir şey olduğumuzu. Değil mi bizim olan? Zorlu bir yolculuktan sonra galiba Tepekuyu zirveye geldik. Bahar buraya anca geldi. Bugün 5 Temmuz 2020 Hisar Bozdağ Tepekuyu zirve rakımı 2358. Tepekuyu neymiş? Bakacağız şimdi. 2358 rakımda zirvede bir kaynak. Ama nasıl kaynak? Kuyu şeklinde. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neyle? Evet, Tepekuyu. Tepekuyu bu. Yani adaklar kesiliyor. Burada adak kesiliyor yılda bir defa. Serdan bunu Bozlar tarafından. Böyle yok Alpa'dan. Geçi buraya hayvan sokup getirip şey yapıyorlar. Yani. Şimdi sen suyu içeceksin değil mi? İçilisi içeriz. Ben içtim vallahi bir şişe. Ben bir şişe devirdim içtim abi. İniyorsun aşağıya. İnmezsem suyu nasıl alacağım? Doğru. Bahar buralara gelmemiş henüz. Salih'in dediği gibi. Challengers, challengers bunlar. İç bakalım. Evet arkadaşlar, şu an neredeyiz? Bugün 5 Temmuz 2020 Pazar. Uzaydan, Mars'tan bir yere gelmiş gibi. Hani Sabit'in dediği gibi Challenger uzay üstündeyiz. Ama buranın özelliği şu. Şu anda
Sanki bahar yeni gelmiş buraya. Bugün dediğim gibi Temmuz'un 5'i. Burası Hisar Tepekuyu. Yüzyıllardan beri zirve noktada bir kuyu ve içinde buz gibi su. Biraz önce içtik. Müthiş. Buz gibi bir su. Tepekuyu burası. Şu an 2325 metre rakımdayız. Bozdağ zirve noktası. Yani şurada 20 metre sonra zirve var. Arka taraf Tavas tarafı. Şurada bir adam var. Kayanın üstünü dinemiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tepekuyu'dan su doldurdun. Abdest alacağım nasıl sen? Abdest alacaksın sabit kardeşim. Kuyunun içinde indim. Kuyunun içine indin. Ben işek oldum, suyu aldım. Evet. Ben abdest alacak oldum, suyu aldım. Geldiğimiz yer uzak, zorlu bir yol. Bayağı zorlandım değil mi? En çok sen zorlandın, benim için pek fark etmez. 115 kilo bir adamın buraya çıkması da. Ama çıktığın değer böyle yerlere. Değmez mi lan? Gelince rahatladım. Buradaki bu suyun bu kadar böyle parçalı kayanın olduğu bir yerde bu suyun var olması bir hikmet, bir kudret sahibine ait. Tabii demek burası ki, dediğin gibi hep parçalı kaya. Ama zirve nokta bir de işin ilginç yanı. Bizim hemen öbür tarafı geçtiğimizde Olukbaşı, Benlik, Hisar üst taraflarındaki kayalardayız. Ama tarifi yok. Burayı Challenges uzay mekiği diyorum. Buraya geldim kendimi uzaylı hissediyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bak. Şurada zirve noktada bir kuyu. Nasıl kuyu? Taş örgü şeklinde çok eski bir kuyu. Öyle anlaşılıyor. Ve bu bölgede başka örneği yok başka hiçbir yerde. Ve işin ilginç tarafı yüzyıllardır burada bu yapıldığı zannediliyor. Etkinlik oluyor burada. Adaklar, kurbanlar kesiliyor. Ve şurada bak kurban kesim aparatları görebilirsiniz. Hisar köyü Eren duasını burada yapıyor. Tabii Hisar duası köyü Eren duasını burada yapıyor. Şimdi şurada da Eren'in mezarının olduğu inanılıyor. Bu şekilde büyük bir şekilde olduğu inanılıyor. Tabi burada oğullara burada da rastlıyoruz. Kayalara üst üste dizilmiş kayalara. Biraz ilerideki sol köşede vardı biraz önce. Yani sanki burası dünyadan değil. Farklı bir yer. Gerçekten de gelirken bayağı zorlandım. Belli bir noktadan sonra pes etmek üzereydim. Sabit kardeşim sağ olsun. Ha şu tepenin arkası, ha şu viraj, ha şimdi bitti, ha şöyle geçti diye beni rahatlattı. Başka türlü geçmem mümkün değildi, buraya gelmem mümkün değildi. Evet, burası da kurban adak kesim alanıymış. Yani rakım şu an dediğim gibi 2320. Şöyle. Dağ çayları. Ne desem? Bilmiyorum tabii ben. Bitkileri
Rasim abim olsaydı şimdi sayı verirdi. Rasim Çetiner, kulaklar için nasıl? O da bugün Eşeler Yaylası'na. Ergün kardeşimle Eşeler Yaylası'na gitti. Evet arkadaşlar, bak buraya bizden önce birileri gelmiş. Galiba cidden ve elinin arttığı azı buraya asmış. Niye? Çünkü örf ananelerimiz böyle olması gerektiğini bize genimizde öğretmiş. Çok ilginç. Sabit oradan bağırıyor. Hava sıcaklığı kaç olabilir? Şu an öğlen saat 2.30. Yani hava bayağı serin. Tahmini olarak söylüyorum 10 derece civarında. Onun altında da olabilir diyor. Yani üşüyoruz. Bugün Denizli yanıyor. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi ben birkaç fotoğraf çekeceğim. Videomu çektim. Hisar Tepekuyu'dan herkese mutluluklar. Görüşmek üzere. Dağın zirvesinde bu suyun ne işi var? Denebilir. Değil mi? Dağın zirvesinde hiç kimse yok. Bir tane köpek eni. Vıyak 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 bacaklarımız dolandı. Meğerse susuzmuş. Ha Allah'ım ya Rabbim. Bak abi. Allah'ım ya Rabbim. Görüyor musun? Bak bu yavrucak kim bilir nereden koştu geldi. Yavaş ol, yavaş. Bak, gördün mü? Doldurdum. Vallahi çok susuz kalmış, yazık ya. Bak, nasip görüyor mu? Aman oğlum ha. Ulan, gel. Abi, buz gibi suyu nasıl içiyor? İşte ben bunun için diyorum ki dağdaki bütün suları kesinlikle boru içerisinde almayın. Az da olsa dağda su bırakın. Evet. Bu bir çoban köpeğinin canlı eni. Canlı örneği yani. Ama dediğin gibi bizim ona. Canlı örneği bu bak. 2,5 litre suya. Köpek eni içti. İçiyor. İçmeye çalışıyor bak. Boğazını aldırdı hayvan ya. Bak bir daha doldurup geleceğim. Bir de vahşi hayvanları düşün. Bir de vahşileri düşün. Bunun geyiğini düşün. İşte bizim yukarıdaki örenin üstündeki. Bak. Neydi o suyun adı? Bak biz insanız, insan. Neydi suyun adı? Şey, güldürge. Güldürge suyunu temelli bak, aldılar. Hayvan doymadığı için yeri dökülen sızıntı içiyor. Bak. 2358 metre rakımda misafirimize suyu, su ne işe yarıyormuş? Kuyu. Bozdağ zirvesi. Bak. Hayvan susuz kaldı. Uzaylıların arabası çalışıyor mu? Ne bildin? Lastik izi mi buldun? Sana dua ediyor. Karnı aç onun ayrıca. Yiyeceğimiz olsa da versek. Bizi takip et. Şişt şişt. Derdin ne? Karnın mı aç? He? Evet arkadaşlar, Bozdağ'da doluya tutulduk. Zirvede kayanın altına sığındık.
kupürlerde ağaç, mayaç hiçbir şey yok. Sabit kardeşim de sırılsıklam bak. Ben de öyleyim. Köpek de bizi bırakmıyor. Elimizde azık vardı biraz tarına. Onu verdik. İki şekerim kaldı benim de. Şekerim düşerse onları yerim. Şekerlerimi vermem arkadaş. Demek bu yolu böyle uzaylılar açmış ha. Ha bak uzaylılar şuraya koltuk yapıyormuş gördün mü? Ha bizim olan. Bak bak. Şuraya koltuk yapıyormuş. Yalnız eksiği geçtik. Tabii dolu eksiği geçmişsin. Dondum ya. Bizim olan senin diyor atletler. Çıkar bari temelli de. Allah. Kütürdümeye başladı bak gari. Sibek gibi kaldık arazinin ortasında. Yağmura görün yağmura. Uf. O ne lan? BH tarafı mı? He? Benim tersim devrildi. BH tarafına şimşek attı. Yapı buydayız değil mi? Yağmur bak yağmur. Hey ulan be yok mu daha Everest'e çıkacağım ulan? Jump! Jump ulan jump! Kafayı yedik gari. Eksi 2, 3. Rakım 2400. Bunu atmayalım gari. Ha? Duman. Duman. Duman oldu hadi. Hadi bakalım. Saatli işin var mı? Namaz. Buraya yağmamış mı? Duman. Duman. Köpeğin tarafı duman. BH tarafına yağmur yağıyor. Burası Kelekçi tarafı. Beyaç, Tavas, Bozdağ zirve. Thank you.
Oh. Bak. Oğlak. Ahmet. Neden kaçtı be 3 emzirmede onu Ahmet? Ahmet kaç yaşındasın? Ben mi? He. Ben 8 yaşındayım. Okul? Bu sene 3'ü gideceğim. 3'ü gideceksin. Ha. Maşallah la. Demek sen bir kurbanlığı bu makineye alacaksın. He. He. Bir güzelmiş ha. Güzelmiş mi? He. Becerim mi? Ha, vermeyeceksin. Niye? Ben çekiyorum ya. Bundan kim diyor? Satacağım diyorsun yani. Ha. Ha. Bu ben alıversin sen. Evet. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu an Hisar Karakekik Ailesi'nin üst tarafı mı? Evet. Karakekik Ailesi'nin üst tarafındayız. Bir tane Şirin Baba'nın evini bulduk burada. Kim var? Sabit kardeşim var. Şirin Baba'nın evi. Bak böyle açıyoruz, giriyoruz. Şimdi burada. Burada bak karşıda bir Şirin Baba var. Benim yanında Şirin Dede var. Selamun aleyküm. İsim nedir ustam? Mevlüt Gün. Mevlüt Yün. Gün. Gün mü? Evet. Ula gün hiç duymamışım ben Asar'da. Asar hep gün. Ahmet de hep gün. Ahmet senin de mi gün? He. Hadi la. Ahmet burası ne anlat bakalım hadi. Ev. Tanıt bakalım. Ben mi? Ha geç oraya. Tamam. Şimdi burası ne? Nasıl kim yaptı bunu? Buna mı? Anneannelikimiz. Anneannelikiniz yaptınız. Neden yaptık biliyor musun? He. İçine gün girmesin diye. Ne girmesin diye? Gün. Ha, ardış kabuklarından güzelce böyle izolasyon yaptınız. He. İçeri sepserin oluyor diye değil mi? He. Başka ne yaptınız? İçeride ne var? Buraya sizin ocaklı mı var burada? Gel. Dur bakalım. Bak oradan su çıkıp atıyor bana. Var hiçbir şey donmuyor. Nasıl la? Ilımıyor. Ilımıyor. Buraya buzdolabı, doğal buzdolabı. Ha. He. Toprağın altında buz gibi toprağın altında burası yayla ya. Ha, alttan su da geçiyor. Alttan su da geçiyor. Ve doğal bir buzdolabı. Bu kimin aklı? Ha? Bu kimin aklı? Bu mu? Anam. Bu ben hiç akıl edemiyorum böyle şeylerle. Ha? Anası golye gelsin bakalım. Bravo. Ben de. Burada ocaklı. Aha. Aa çok güzel. Ahmet nereye kaçıyorsun? Benim işim bitti ya. Ha bitmedi ya. Buraya otur badeş kur buraya. Havayın gözünle onu topla. Buraya badeş kur. Dur. Ha, şöyle tamam. Ha. Gözünle onu topla. Sen üçü geçtin. Nerede okuyorsun Asar'da mı? Ben mi? Ha. Asar dokuyoruz. Ha. İyi bakalım Ahmet. Çektin mi?